Akıllı Para'dan herkese merhaba. Ben Gizem Uzuner. Ankara stüdyolarından bugünle merhaba. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Bugün Akıllı Para'da detaylarıyla buradaki beklentileri konuşacağız. Merkez Bankası'nın beklentilerini değiştirirken ki dinamiklerini değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Ama öncesine başlarken piyasadaki fiyatlamalara göz atalım. İlk etapta Türk varlıklarında nasıl bir fiyatlama var, gün nasıl geçiyor onlara göz atalım. İlk etapta Borsa İstanbul tarafından başlayacağız. Fiyatlamalarda karşımıza çıkan tablo %0,21 endeksin aşağı yönde hareket ettiğini gösteriyor. 2446 puandan BIST 100 endeks işlem görmekte şu an itibariyle. Bununla birlikte dolar TL'de yatay bir görüntü var. 14.81'in üzerinden işlemler geçerken euro dolar %0,6 aşağıda 1.0494'e kadar geriliyor. Euro TL ise %0,35 bu paralelde düşerken 15.59'lardan işlem görmekte. Borsa İstanbul tarafında aşağı yönde hareket var diyoruz. Buna rağmen yurt içi piyasalardaki tablonun görüntüsüne rağmen yurt dışı tarafta olumlu bir tablo var. Hisse senetleri piyasası yurt dışında artıda. Ama öncesinde Türk varlıklarını Türk tahvilleriyle de tamamlamış olalım. Faizlerde de aşağı yönde bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıllık kağıt 21.46'dan işlem görüyor şu an itibariyle. Borsalarla devam edelim. Avrupa borsalarında şu an artılar var. Dediğimiz gibi buradaki zayıf görüntüye rağmen yurt içinde, yurt dışında Avrupa borsaları da ABD vadelilerde de %1'in üzerinde iyimser bir görüntü var primleriyle birlikte. Londra FTSE 100 %1,12 primle 7508 puanda. Paris CAC'ın %1,42 primle seyrediyor şu an itibariyle. Dediğimiz gibi Avrupa'nın tamamı şu an itibariyle artıda. ABD vadeliler de artıda. Dow Jones vadeliler %0,75 yukarıda 33476 puanda. Nasdaq vadeliler %1,86'lık primiyle 13251 puanda. S&P 500 vadeliler %1,35'lik primiyle 4236 puandan işlem görmekte. Son olarak bir de emtia sınıfına bakalım. Emtia varlıklarındaki son değişimde ilk etapta altın fiyatlarıyla başlayacak olursak yatay bir görüntü göze çarpıyor. Altının ons fiyatı 1885 dolardan işlem görürken gram altın %0,26 yukarıda 900 TL'nin üstünde. Gümüş fiyatlarında %1,63'lük düşüş var. Petrol fiyatlarında da aşağı yönde hareket var. NYMEX %0,75 aşağıda 101,27 dolardan varil fiyatı işlem görüyor. Brent petrol %0,78 aşağıda 104,50 dolardan an itibariyle işlem görüyor. Emtia piyasasında bu şekilde özetledikten sonra emtia fiyatlarının genel trendini aynı zamanda değerlendireceğiz. Bugün emtia fiyatlarını konuştuğumuz aktif kontrat bölümünde. Şimdi birazdan araştırma uzmanımız Kutay Korat'la birlikte. Evet, araştırma uzmanımız Kutay Korat'la aktif kontrat bölümünde karşınızdayız. Kutay, hoş geldin yayınımıza. Emtia fiyatlarındaki genel trende değerlendirelim istiyoruz. Özellikle bütün dünyada herkes artan enflasyonu konuşurken arz talepteki uyumsuzluktan, tedarik zincirindeki artıştan, her şeyden bahsederken bunların hepsi net net de emtia fiyatlarının sürükleyicisi oldu aslında. Nedir son geldiğimiz nokta itibariyle emtia fiyatlarının trendi? Şimdi emtia fiyatlarında yılbaşından bu yana çok ciddi artışlar takip ediyoruz. Özellikle Mart ayında Rusya-Ukrayna gelişmesinin de çok ciddi bir şekilde katkı sağladığını gördük. Özellikle hem enerji hem de gıda tarafındaki kalemlerde bu okundu. Ki zaten hani bugün de biraz daha odak noktasını almak istediğimiz başlık şu ki enflasyon raporunda emtianın yeri ne oldu diye bakarsak Merkez Bankası özellikle jeopolitik riskler neticesinde küresel emtia fiyatlarındaki artışlar işletme sermayesi talebini artırarak ticari kredilerde artışta önemli rol oynadığını söyledi. Diğer taraftan baktığımızda tabi jeopolitik riskleri takiben de bu kez emtia fiyatlarının kanalında yukarı yönlü seyrin devam ettiği ve bu yukarı yönlü seyrin içerisinde gıda ve enerjinin en büyük paydaş olduğunu da yine Merkez Bankası enflasyon raporunda yer aldı. Enerji endeksi %44 oranıyla çeyreklik yükselişte öne çıktı, zaten ön plana çıkıyor. Şimdi mesela burada Merkez Bankası'nın enflasyon raporu içerisinde grafiklerine bakarsak yılın ilk çeyreğin yılın 3. ayında yani Mart ayında enerji kalemini kırmızı barla görüyoruz. %40'ların üzerinde bir tablo var. Endüstriyel metaller ve tarım tarafında yine %15'in üzerinde %20'lere yakınsayan bir Mart ayında aylık artış ön plana çıkıyor. Bunların her biri de küreselde olduğu
olduğu gibi yurt içerisinde de enflasyon üzerinde risk unsuru olarak karşımıza geldiğini görmekteyiz. Son not burada aslında bir de şundan bahsetmek isterim ki Gizem, daha önceki enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın gıda enflasyonu tahmini neydi? Ve aynı zamanda petrol tahmini neydi? Şimdi son revizyonla birlikte özellikle Rusya-Ukrayna gelişmesiyle birlikte enerji ve gıda kaleminin en fazla arttığı dönemde Merkez Bankası 2022 yıl son tahminlerini nasıl oluşturdu diye bir diğer grafiğimiz var. Bir de o tarafı rica edelim. Şimdi örneğin 2021 Nisan. Burada baktığımızda gıda enflasyonu yıl sonu 2022 için tahmini %9.8'di. Petrol tahmini $61.90'tı. Şimdi bugün geldiğimiz nokta petrol tahmini ortalama 2022 yılında $102, gıda enflasyonu tahmini ise %49 olarak karşımıza geliyor. Şimdi bu yıldan yıla çok ciddi bir artış var. Fakat bir önceki enflasyon raporuyla kıyaslarsak orada da Ocak ayında gıda enflasyonu 2022 tahmini %24.2 idi. Petrol tahmini $80.40. Yani gıda enflasyonunda neredeyse 1.24 puandan daha fazla artış var. Petrol tarafında ise $20'lık bir revizyon var. Neredeyse %25'lik bir revizyona tekabül ediyor Gizem. Kutay, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Evet, aktif kontratı da bu şekilde noktaladıktan sonra şimdi akıllı paraya kısa bir ara veriyoruz. Akıllı paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enflasyon raporundaki değerlendirmeleri ve tahminlerdeki revizyonu konuşacağımızı söyledik. Şimdi Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı revizyonlara göre 2022 yılındaki enflasyonun tepe noktası Mayıs ayı gibi görünüyor. Sonrasında özellikle Eylül ayında enflasyondaki düşüşün belirginleşmesi beklenmekte. Mayıs ayı civarında 70 üstü bir enflasyonla yıl zirvesi, yılın sonuna kadar geçen süreçte de özellikle Eylül ayından itibaren olmak üzere düşüşün belirginleşerek yılın sonunda enflasyonu 42.8 seviyesine bitireceğimizi öngörüyor Merkez Bankası'nın çizdiği enflasyon patikası. Önce buradan başlayacağız. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Kara bizlerle birlikte olacak. Hakan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gizem Hanım. Şimdi ben başlarken ilk etapta buradaki enflasyon tahminindeki revizyonu yorumlamanızı rica edeceğim aslında. Özellikle enflasyon sizce nerede tepe yapar? Yıl sonunda nerede bitirir? Ve Merkez Bankası'nın bu çizdiği patika doğrultusunda siz katılıyor musunuz? Yani yukarı ya da aşağı yönde riskler var mı bu patikada? Evet, teşekkür ederim Gizem Hanım. Bu raporda tabii ciddi bir revizyon yapılması bekleniyordu. Bir şaşırtıcı olmadı. Geçen raporda çünkü tahminler çok düşük kalmıştı. %23,2 idi. 3 aylık enflasyon biliyorsunuz Şubat ve Mart'ta 3 aylık kümülatif enflasyon zaten %22,8 oldu. Tabii öyle olunca çok ciddi bir revizyon bekleniyordu. Dediğiniz gibi 42,8'e çekilmiş gibi görünüyor yıl sonu tahmini. Bunu yaparken de tabii petrol fiyatlarında, gıdada, ithalat fiyatlarında çok ciddi güncelleme olmuş. Bir de tabii geçmiş enflasyon faktörleri de belirleyici olmuş gibi görünüyor. Yani dekompozisyona baktığınız zaman güncellemeyi bunlar açıklanıyor. Yaklaşık 19,6 puanlık bir güncelleme var. Aslında güncellemenin büyüklüğüne baktığınızda bence makul. Ama makul olmayan bir önceki tahmindi. Çünkü önceki tahminde o kadar düşük kalmıştı ki. Yani bunun üzerine 20 puana yakın bir güncelleme yapsanız bile hala tahminler çok gerçekçi bir noktaya gelmemiş gibi görünüyor. Neden böyle düşünüyorum? Çok basitçe, sizin de bahsettiğiniz gibi Merkez Bankası'nın bir grafiği var. Kısa vadeli enflasyon tahminini az çok anlayabiliyoruz. O grafiğe bakınca Nisan ayında sanki %69 gibi bir enflasyon bekliyor Merkez Bankası. Dolayısıyla ben de 70'e yakın bir enflasyon bekliyorum. Nisan ayında gerçekleşen enflasyonu alıp da ilk 4 aylık kümülatif enflasyon şeklinde baktığım zaman zaten toplamda %30'un üzerinde bir fiyat artışı olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla bu %30, yani ilk 4 aydaki %30-31 civarında enflasyonu alalım. Bunun üzerine çok basit bir şekilde yılın kalanında her ay ortalama %1'lik enflasyon ekleyelim. Yani Mayıs'tan itibaren 1-1-1-1-1 diye yıl sonuna kadar geçsin.
Böyle bir durumda o basit egzersizi yaptığınız zaman yıl sonunda gerçekten de Merkez Bankası'nın öngörüsünün tutacağını, yani bu şekilde bir enflasyon gerçekleşirse ancak Merkez Bankası'nın öngörüsünün tutacağını görebiliyoruz. Ama %1 tabii çok iyimser. Mesela şöyle bir egzersiz daha yaptım. %2 olsa ne olur? Mayıs'tan itibaren ortalama her ay %2 civarında bir enflasyon gelse. Öyle bir durumda yıl sonu enflasyonu %54 oluyor. Yani bu şekilde çok basit bir egzersiz yapıldığında bile hemen iyimser olduğu görülüyor. Çünkü yıllık, yani aylık bazda Mayıs'tan itibaren %2'lik bir enflasyon çok rahat gerçekleşebilir. Benim kendi tahminim bunun da üzerinde. Yani enflasyon tepe noktayı bu Merkez Bankası'nın raporundaki gibi Mayıs'ta değil de Ekim'de sanki tepe noktayı bulacak gibi görünüyor. Yani %80'lere Ekim'de ulaşabilir. Yıl sonunda da baz etkileriyle 60'lara doğru düşebilir gibi görünüyor. Fakat mevcut politikalarla devam edilirse tabii risklerin yukarı yönlü olduğunu da eklemem lazım. Çünkü fiyatlama davranışlarında ciddi bozulma var ve bunu da kırmak ancak kararlı bir politika tepkisiyle mümkün olacak. Peki Hakan Hocam, mesela bu tahminler sizce iyimser midir? Ya da toplantıda da aynı zamanda sıklıkla soruldu, ücret enflasyonu gibi bir şey söz konusu olursa, yani mesela asgari ücrete zam gelirse, bunlar bu tahminlerin içerisinde var mı? Ya da başka bir örnek, ücret enflasyonundan gitmeyelim. 6 aylık üfe oranında alkollü içeceklere gelebilecek olası zam mesela olur da ertelenmezse. Zaten 3 aylık birikimle baktığımızda 30'un üstünde bir üfesi var buranın. İşte başka bir örnek, kalkıp yine elektrik fiyatlarında zam konuşursak, BOTAŞ fiyatlarında artış konuşursak, bunlar sizce bu öngörülerin içerisinde var mı? Sanmıyorum olduğunu, çünkü zaten dediğim gibi, yani Mayıs ayından itibaren aylık ortalama %1'lik bir enflasyon varsayımı ile uyumlu bu projeksiyonlar. Yani hiçbir yeni şok gelmeyecek. Hatta olumlu şoklar gelecekmiş gibi, yani emtia fiyatları düşecek, işte talep düşecek. Yani en olumlu şekilde gerçekleşecek gibi varsayılmış. Ona rağmen bence çok gerçekçi görünmüyor. Çünkü %1'lik bir aylık enflasyon değil mi? Zaten bu enflasyonun yeni patikaya yükselmediği eski dönemlere bakarsak aylık enflasyon eğilimi %1 civarında. Yani hangi faktör enflasyonu tekrar Mayıs'tan itibaren %1'lik bir enflasyon eğilimine aylık taşıyacak? Bunun açıklamasını ben raporda göremedim. Dolayısıyla nereden bakarsak bakalım, hani kendi içerisinde çok da ikna edici tahminler olarak görünmüyor diye düşünüyorum. Eğer yıl ortasında mesela ücretlerde yeni bir ayarlama olursa, ki bence olacak, yani kaçınılmaz bir şey. Belki yani asgari ücrette yapılmayabilir ama özel sektörle konuştuğunuz zaman her şirket kendi içerisinde bu uyarlamayı yapmaya başladı. Dolayısıyla hani yıl ortasında tekrar bir ücret ayarlamasıyla birlikte yeni bir enflasyonda ivme ortaya çıkabilir. Onları da eklediğimiz zaman yıl genelinde yani %60'ların altında bir enflasyon çok zor görünüyor bu sene için. Şimdi Merkez Bankası'nın projeksiyonlarına baktığımızda, özellikle çıktığı açığı tahminlerine de ayrıca bir parantez açmak ve buraya dair görüşlerinizi de merak ediyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla 2022'nin ortasından itibaren çıktığı açığı negatife düşüyor ta ki 2024'ün ilk çeyreğine kadar. Yani bunu Merkez Bankası'nın öngörülerine koyduğumuzda buradaki revizyonu, sizce Merkez Bankası nasıl bir büyüme patikası öngörüyor? Bu böyle resesyon gibi bir şey öngörüsü müdür sizce? Ne yansıtıyor buradaki revizyonlar? Evet, ya bu konuyu netleştirmekte fayda var. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Çünkü kamuoyunda da ben bu tür yorumlar görüyorum. Basında veya işte sosyal medyada Merkez Bankası'nın bu çıktığı açığının negatife gittiğini şu şekilde yorumluyorlar. Yani acaba bir resesyon mu gelecek şeklinde, Merkez Bankası bunu mu bekliyor diye. Şimdi çıktığı açığı kavramı biliyorsunuz şeyle ilgili, yani büyümenin potansiyelinden farkıyla ilgili. Yani Merkez Bankası mesela bakıyorsunuz tahminlere, diyor ki birinci çeyrek itibariyle çıktı açığını pozitifte görüyorum diyor. Ama kalan dört çeyrek boyunca kademeli olarak sizin de bahsettiğiniz gibi negatife doğru gidecek diyor. Şimdi bu ne demek? Bu demek şu anda milli gelir potansiyelin biraz üzerinde. Yani şu anda ekonomi biraz ısınmış görünüyor. Fakat önümüzdeki dönemde bu ısınmışlık ortadan kalkacak. Ama bu yani yıl geneli için bir resesyon anlamına gelmiyor. Şimdi raporda çok dikkatli bir, yani şöyle ince bir şekilde baktığınız zaman çıktı açığının eksi iki, çıktı açığının pozitif
2-3 civarından eksi 1 civarına 4 çeyrek boyunca indiğini görüyorsunuz. Şimdi çıktı açının negatif olması eksi büyüme anlamına gelmiyor. Sadece ekonominin birkaç çeyrek boyunca potansiyelinin altında büyüyeceğini gösteriyor. Şimdi çıktı açığından yola çıkarak bir tahmin yapılabilir mi? Yapılabilir. Eğer çıktı açığını alıp bir potansiyel büyüme varsayımı yaparsanız, 2022 yılı için ima edilen yıllık büyümeye ulaşmak mümkün. Ben bu egzersizi hızlıca yaptım yayından önce. Çizilen çıktı açığı patikasına baktım. Potansiyel büyüme varsayımı 4,5 olarak girdim. Ve yaklaşık Merkez Bankası'nın ima ettiği bu çıktı açığı patikasının 2022 yılı için %3,5 civarında bir büyümeye, yani yıl geneli için 3,5 civarında bir büyümeye tekabül ettiğini buluyorum. Dolayısıyla yıl geneli için bir resesyon beklenmiyor. Ama işte birkaç çeyrek boyunca potansiyelin altında bir büyüme bekleniyor. Öncü göstergelere bakarsak bundan da güçlü olabilir. Yani finansal koşullar şu anda oldukça destekleyici. Kredi talebi yüksek. Dış talep bir miktar yavaşlıyor ama halen güçlü. Yatırım eğilimi iyi gidiyor. Mesela iktisadi yönelim anketine siz de yorumladınız. İktisadi yönelim anketinde hani sanayi sektöründe belirgin bir yavaşlama yok. Bir miktar ılımlı yavaşlama var. Yatırım eğilimi iyi gidiyor özellikle ihracatçı firmalarda. Dolayısıyla yüksek frekanslı verilere baktığımız zaman birinci çeyrekte %7, ikinci çeyrekte de %4 gibi bir yıllık büyümeye işaret ediyor. İş talepte biraz yavaşlama var ama sanayi üretimi gücünü koruyor. Dolayısıyla ben bu sene büyümenin hani uluslararası kuruluşların öngördüğünden daha yüksek gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Merkez Bankası'nın patikasında ima edilen yıllık büyüme %3,5 biliyorsunuz. Dünya Bankası veya yani yıl geneli için %4'ün üzerinde bir büyüme görürsem şaşırmam doğrusu. Peki özellikle mesela enerji fiyatlarındaki revizyonlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani cari denge ilişkin burada biz önemsizleştirmedik, hala önem atfediyoruz dedi Sayın Başkan. Tahmin ettikleri enerji fiyatları üzerinden gidecek olursak cari dengeye ilişkin tahminleri değişebilir mi sizce? Yani zaten bir önceki para politikası kurulu raporu duyurusunda hatırlarsanız Merkez Bankası dilini biraz değiştirmişti. Cari açığa ilişkin daha temkinli konuşuyor artık. Biliyorsunuz 2-3 ay önce pozitif yani bekliyorlardı. Cari açığı fazla olarak bekliyorlardı ama şimdi artık enerji fiyatlarından kaynaklanan riskli içselleştirmiş gibi görünüyorlar. Zaten yılın ilk 3 ayına baktığımızda 20 milyar dolara yakın bir cari açık var. Bunun önemli bir bölümü enerjiden kaynaklanıyor. Bir kısmı da tabii negatif reel faiz ve finansal koşulların gevşek olmasından kaynaklanıyor. Dediğiniz gibi kalan dönemde belirleyici enerji fiyatları olacak yani. İkinci olarak da belki turizm önemli olabilir. Ben turizm tarafından ümitliyim. Yani Rusya-Ukrayna gerginliği belki olumsuz etkileyebilir ama bence pandemi sonrası dünyada turizm talebi çok artacak. Yani herkes 2 yıldır doğru düzgün tatil yapmadı. Dolayısıyla genel anlamda talep yüksek. Bizde de Rusya-Ukrayna savaşına rağmen bundan payımızı alacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla kısa vadede hani enerji ithalatı nedeniyle cari açık olumsuz etkilense de Temmuz ayından itibaren turizm kanalından bir miktar döviz girişinin olacağını, hatta bunun beklenenden daha güçlü olacağını düşünüyorum. Bu arada da Merkez Bankası rezervleri tabii aradaki açığı telafi edebilir. Ama cari açık konusunda asıl risk bence yıl sonuna doğru ortaya çıkabilir. Yani cari açık ve finansmanı olarak bakarsak, çünkü yıl sonunda eğer Fed'in faizi %3'lere ulaşırsa, işte Avrupa bölgesindeki büyüme yavaşlarsa, Euro-Dolar paritesi de olumsuz etkiliyor biliyorsunuz. Çünkü ihracatımızın %50'si Euro cinsinden ama parite aşağı düştükçe toplam ihracatımızın dolar cinsinden değeri düşüyor. Turizm gelirleri de yaz aylarında olumlu ama yani kışa doğru bu olumlu etkiler ortadan kalkacak. Dolayısıyla bütün bu faktörlerle beraber yıl sonuna doğru bir ödemeler dengesinde bir döviz açığı yaşanabilir. Ama kısa vadede hani riskler yönetilebilir gibi görünüyor.
Şimdi bir de son sorum aslında Hakan Bey. Merkez Bankası'nın özellikle lira vurgusu, liralaşma stratejisi, her yerde lira kullanılması, hatta ve hatta bunun için attığı adımlardan bir tanesinde, atacağı adımlardan bir tanesinde sinyalini verdi. Teminat yapısındaki liralaşma yönünde değişikliğe dair çalışmalar yapıldığını yakın zamanda da açıklayacaklarını söylediler. Buradaki amaç nedir? Yani ne bekliyor buradan Merkez Bankası tam olarak? Evet. Bu liralaşma yani kavram olarak biraz tam doğru değil. Çünkü kur korumalı mevduatla aslında mevduatları daha da dolar endeksli hale getiriyoruz. Yani şu anda kur korumalı mevduatta dahil edersek dolarizasyon aslında %70 civarında. Ama bu şekilde liralaşma diye sunuluyor. Genel olarak baktığınızda liralaşmaya vurgu yüksek. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi Merkez Bankası'nın bu teminat yapısında da liralaşmayı hızlandırma konusunda bir takım teşvik ve önlem alacağı yönünde sinyaller var. Yani en azından bugün basın toplantısının en kritik mesajı bu oldu. Genel olarak baktığımızda bilançolarda bir liralaşma sağlanmaya çalışılıyor. Yani krediler tarafında da bu yapılmaya çalışılıyor, teminat tarafında da bu yapılmaya çalışılıyor, ödemelerde bu yapılmaya çalışılıyor. Tabii yani liralaşmanın en büyük ön koşulu istikrarlı bir enflasyon. Onu sağlamadığınız sürece bu tedbirlerin etkili olması çok zor. Ama şimdi dönersek yani ne yapılmaya çalışılıyor? Merkez Bankası büyük ihtimalle bundan sonra döviz teminatlarını biraz daha sınırlayıcı önlemler alabilir. Yani KKM'ye geçiş için ilave teşvik yaratmak anlamında teminat kanalını da kullanabilir. Benim anladığım kadarıyla burada bir taşla birkaç kuş vurulmaya çalışılıyor Gizem Hanım. Yani öncelikle bankalar Merkez Bankası'na daha az döviz teminat versin isteniyor. Eğer daha az döviz teminat vermek durumunda kalırlarsa borçlanmalarını da daha çok hazine tahvil ve bonolarıyla yaparlarsa bu durumda döviz swaplarını azaltmak zorunda kalacaklar. Teminat yapısında swaplardan daha çok tahvile geçilecek. Bunu bilançonun diğer tarafına bakarsak, bankacılık bilançosunda, bankalarda TL mevduattan KKM'ye geçişi o zaman teşvik edecekler. Dolayısıyla Merkez Bankası TL cinsi teminat kullanımını özendirecek gibi görünüyor. Bunun için bir takım tatlandırıcılar gelebiliyor. Bankalar da bu avantajlardan yararlanmak için müşterilerini büyük ihtimalle KKM'ye daha fazla geçirmek için teşvik edeceklerdir. Bunun da bir bacağı daha var. O da hazine borçlanma bacağı. Biliyorsunuz hazinenin borçlanma gereksinimi giderek artıyor. Bir taraftan kur korumalı mevduat, bir taraftan faiz giderleri, bir taraftan enerji kuruluşlarına yapılan sübvansiyonlarla hazinenin borçlanma gereği artıyor. Dolayısıyla sanki istenen şu gibi, yani bankalar daha fazla hazine tahvili alsınlar, kamunun borçlanmasına destek versinler. Sonra bu tahvilleri teminat olarak kullanarak Merkez Bankası'na borç versinler. Bu süreçte de müşterilerini dövizden TL'ye geçirerek swaplarla sağlanan fonlamayı azaltsınlar. Böylece Merkez Bankası'nın hani swaplarla ödünç aldığı rezervler azaltılacak ve net rezervleri artırılacak. Bu şekilde bir taşla birkaç kuş vurulması planlanıyor gibi sanki. Hakan Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Kara'yı ağırladık. Şimdi buradan geçiyoruz. İnfo Yatırım Araştırma Direktörü Serhan Gök bizlerle birlikte olacak. Serhan Bey hoş geldiniz. Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi başlarken ilk etapta içinde bulunduğumuz bilanço sezonu ile ilgili soru sormak istiyorum. Şimdiye kadar şirketlerde baktığınızda bilançolar sizi tatmin ettiler mi? Beklentilerinizi aştılar mı? Ve siz şimdiye kadar gördüğünüz karlılıkların sürdürülebilir olduğunu düşünüyor musunuz? Genel olarak söylemek gerekirse bilançolar beklenildiği gibi kuvvetli diyelim. Yani yukarı yönlü sürpriz olan birkaç tane bilanço da var. Bugün dün akşam açıklanan Türk Hava Yolları mesela örnek vermek gerekirse yukarı yönlü sürprizi barındıran bir bilanço diye onu öne çıkartabiliriz. Ama genelde büyük resimde baktığımızda şu ana kadar gelen bilançolarla ilgili olarak bir tespit yapmak gerekirse beklendiği gibi güçlü diyelim. Sürdürülebilirlik konusu çok önemli bir soru. Zaten piyasanın
Yani şu ana kadar içinden geçtiğimiz yılın çeyreği ve Nisan ayını topluca değerlendirecek olursak, bu Rusya-Ukrayna gerginliğinin getirdiği savaş risklerinin fiyatlaması haricinde borsa genel olarak baktığımızda bir rally modunda devam ediyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de güçlü bilançoların bunu desteklemesi. Sürdürülebilirlik konusunda da baktığımız zaman aslında çok çetrefilli bir manzarayla karşı karşıyayız. Birkaç örnek vermek gerekirse, işte tabii ki bankacılık sektörünü siz de detaylı olarak konuştunuz yayında bize bağlanmadan önce. Bir kere bu enflasyonun çok altında seyreden mevduat kredi faizleri, bankaların kredi fonlama maliyetlerinin aynı yerde kalıp kalmayacağı konusu bir soru işareti. Bankalar için tekrar değerlendirmek gerekirse, hani yaz ayları biraz daha işte turizm gelirleri, mevsimsel olarak Türk lirasının kuvvetli olabilmesi, şartlarının daha fazla olması vesaire gibi konularla Türk lirasındaki sakin gidiş devam etse bile sonbaharda cari açık, işte mevsimsellik, kur korumalı mevduata ilginin sürüp sürmeyeceği gibi soru işaretleri var. Yani bankacılık sektörünün ilk yarı sonuçları birinci çeyrek gibi gelecek diye düşünüyorum, ama ikinci yarıda özellikle son çeyrekte nasıl şekilleneceğini makro gelişmelerin göreceğiz, takip edeceğiz. Bir de bankacılık sektöründe tabii daha önceki yayınlarda da çeşitli uzmanlar bunu dile getirdi. Bu sadece bankacılık sektörü için de geçerli değil, ama bankacılık sektörü de burada bir öncü gösterge olabilir. Enflasyon muhasebesine geçilip geçilmeyeceği konusu var. Enflasyon muhasebesine geçildiği takdirde tabii ki karlılıklarda enflasyon düzeltmesiyle birlikte çok ciddi bir gerileme görebileceğiz. Sanayi tarafında da aslında sadece bankacılık sektöründe değil, daha önceki çeyreklerde de aslında beklenen bu enflasyonun, özellikle üretici enflasyonu tarafındaki etkilerin ne zaman ve nasıl sanayi üretim bilançolarına yansıyacağı sorunu ve soru işareti söz konusu. Burada aslında baktığımız zaman yani özellikle mesela demir çelik sektöründen örnek vermek gerekirse gerçekten iyi bazı maliyet tarafındaki risklerin iyi yönetildiği bir dönem geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Bu dördüncü çeyrek için de geçerliydi, birinci çeyrek için de geçerli. Yani şirketlerin burada maliyetleri yönetmesi de etkili oluyor, ama bu tamamen bütün sene boyunca girdi maliyetindeki artışın satışlardaki fiyat artışının arkasında kalacağı anlamına gelmiyor. Yani yılın ikinci yarısında bu girdi maliyetleri tarafında sanayi şirketlerinin karlılıklarında da baskı oluşmasını görebiliriz. Tabii ki bir taraftan tedarik zinciriyle ilgili konular da var. Yani yanılmıyorsam neredeyse bütün otomotiv sektörü şirketleri 3 aşağı 5 yukarı, bunu belki Türk Traktörü de dahil edebiliriz, sonuçlarını açıkladılar. Orada dikkatimizi çeken bir konu, yıllık hedeflerle şu andaki ilk çeyrek gerçekleşmeleri arasında tedarik tarafından kaynaklanan, yani yeterince mal tedariği sağlanamaması ve piyasaya bunların sunulamaması noktasında bir takım riskler var. Bunların yılın ikinci yarısında çözüleceği bekleniyor. Ama yani o olacak mı, olmayacak mı, çözülebilecek mi? Yoksa mesela otomotivde bu sene, geçen seneye kıyasla biraz daha zorlu bir sene mi olacak diye birçok risk faktörü söz konusu. Ama toparlayıp özetlemek gerekirse, yani bütün bu anlattığım riskler ve karlılıkta olabilecek baskılarla ilgili olarak ikinci yarı öne çıkıyor. Yani bir çeyrek daha önümüzde büyük ihtimalle güçlü sonuçların açıklandığı bir dönemi arkada bırakacağız. Ve yani buradan da hareketle bu başta söylediğim işte bu Rusya-Ukrayna gerginliğinin ya da o gerginliğin savaşa dönüşmesinin etkilerini tarafa bırakırsak, borsada gördüğümüz rally hareketinin biz kısa vadede de devam etmesini bekliyoruz diye şey yapmış oldum. O tarafı toparlamış oldum. Şimdi Serhan Bey, az önce şunu da söylemiştiniz az önce. Özellikle ona bir parantez açmak istiyorum. Enflasyon muhasebesi olursa karlılık üstünde ciddi baskı oluşturur dediniz. Hı hı. Bekliyor musunuz böyle bir şey? Tabii.
Yani şöyle, tabii ki burada bir yasal zorunluluk yok. O yasal zorunluluk konusu önümüzdeki seneye ertelendi ama şirketlerin tabii ki bu inisiyatifinde olan bir konu belli bir seviyede. Yani yurt dışında, yani Türkiye'de yabancı ortaklığı olan şirketlerin finansalların konsolide olacağı, konsolide olması gibi bir durum söz konusu. Mesela bankacılıktan örnek vermek gerekirse Garanti'nin sonuçları belki ilk yarıda, belki ikinci yarıda bu düzeltmeyle BBVA finansallarına konsolide olması düşünülecek, istenilecek. Böyle bir stratejik karar alınırsa Garanti'nin yıl arası, yani ilk 6 aylık sonuçlarının bile enflasyon düzeltmesi varsayımıyla ya da o muhasebe standartlarında ayrıyeten açıklandığını görebiliriz. Yani burada şirketlerin inisiyatifleri, evet, ve alacağı kararlar ön plana çıkacak ama birçok şirketin ben açıkçası enflasyon muhasebesine yasal süre olan önümüzdeki seneden önce uygulayacağını ve o finansallarını o şekilde açıklayabileceğini düşünüyorum. Bu da tabii ki bizi şu noktaya getiriyor aslında. Banka sonuçlarından bir miktar bahsederek devam etmek, o örnekten ilerlemek gerekirse, yani işte %37'ler, %38'ler civarı çok sarmaye. Çok kısayım Serhan Bey. Süremizin sonuna tabii, geliyoruz. Karlılıklarının enflasyonla kıyaslandığında, çok geride kaldığında göreceğiz o rakamlar. Yani enflasyonla düzeltilmiş o muhasebe standartlarında yayınlanmış rakamların karlılıklar üzerindeki baskısı bariz olacak. Çünkü enflasyonumuz maalesef çok yüksek, aşağıda inmeyecekmiş gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun. İnfo Yatırım Araştırma Direktörü Serhan Gök'ü ağırladık. Bir tane son dakikamız var, onu da aktaralım. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 23 Nisan haftasında 5 bin azalışla 180 bin kişi oldu. Beklenti ise 180 binde. Beklenti karşılanmış. Bir de büyüme rakamları geldi. Amerikan ekonomisi 1. çeyrekte yıllıklandırılmış %1.4 daraldı. Önceki rakam %6.9'luk büyümeydi. Beklenti ise %1'lik büyümeydi. Dolayısıyla beklentilerin altında kalan bir rakam gördük. Şimdi buradan geçiyoruz diğer bir konumuza. Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü Özlem Derici Şengül bizlerle birlikte olacak. Özlem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Şimdi ben de ilk etapta size bugün enflasyon raporundan en ön plana çıkardığınız, sizin için dikkat çekici olan başlıkları sormak istiyorum aslında. Neydi bugün sizin en fazla dikkatinizi çeken konu? Yani hani çok politika yapımı anlamında, politika uygulaması anlamında bir tane önemli mesaj vardı. Bu da yeni bir fonlama aracı diyebileceğimiz, işte lira, teminatların liraya daha fazla dönmesi durumunda yeni bir repo imkanından yararlanması, bankaların yararlanabilecek olması. Onun dışında da ikinci bir önemli not olarak da Merkez Bankası biliyorsunuz tepenin Mayıs civarında %50 civarında görülmesini bekliyordu. Bu patika yıl sonu beklentilerinin piyasanın altında kaldığını, benim beklentilerimin de aşağısında olacağını aşağı yukarı tahmin ediyordum ama patikayı nasıl değiştireceği birazcık daha merak konusuydu diyelim. O anlamda %70-75'lere çıkacağı, buralara ulaşabileceği, yani daha gerçekçi bir yaklaşımla yapıldığını gösteriyor tahminleri. O açıdan önemli. Dediğim gibi yıl sonu beklentisi muhtemelen farklı gitmeye devam edecek analizlerle Merkez Bankası'nın. Ama yine de en azından kamuoyunu ya da beklentileri doğru bir şekilde tespit edebilmek açısından veya yönlendirebilmek açısından Merkez Bankası'nın da bizlerle benzer görüşte olması önemli. Benim beklentim Mayıs değil, Mayıs'tan sonra da artışın devam edebileceği yönünde. Eylül-Ekim gibi tepeyi görmeyi bekliyorum ben de. Ama aşağı yukarı ben de bu civarda olmasını bekliyorum tepe noktasını. Özlem Hanım, peki özellikle neden likidite yönetimine çok fazla vurgu vardı? Ne gibi bir strateji var sizce burada? Merkez Bankası biliyorsunuz liralaşma adını verdiği hani stratejiye çok güveniyor enflasyonla mücadele adına. Eninde sonunda bu yolla enflasyonu hani düşüreceğini iddia ediyor. Faizlerin düşmesi gerektiğini, düşmesi dolayısıyla ya da düşük faizler aracılığıyla enflasyonla mücadelenin gerçekleştirebileceğine dair bir
yaklaşımı var, politika yaklaşımı var. Bu yüzden de liralaşmaya dönük her türlü adımı atıyor. Yani kur korumalı mevduat tabii ana çatı ama tali birçok yeni düzenlemeyle de burayı desteklemeye çalışıyor. Şimdi de yeni adımın teminat yapısını daha çok liraya dayalı hale getirme olduğunu görüyoruz. Bu anlamda bankaları biraz teşvik edici de bir yapısı var. Ama günün sonunda baktığınız zaman politika faizinin altında bir orandan fonlanması söz konusu olacak diyor. Bu da yine dediğim gibi faizlerin düşürülmesi, fonlama maliyetinin daha da aşağıya çekilmesi anlamına geliyor. Enflasyonla mücadele aslında ters bir adım. Bu şekilde bir adımla zaten hani 70'lere, 75'lere gitmemesi mümkün değil diğer her şey sabitken. Onun için de yaklaşım yani ana politika çerçevesi yaklaşımı nedeniyle bu tür adımlar atıldığını anlıyoruz. Ama hani enflasyonla mücadele adına sonuç düşürme yönünde mi olacak enflasyonu? Orası tartışılır tabii. Peki o zaman siz liralaşma stratejisinin özellikle bu öngörülen hani makroekonomik patika bu şekilde ilerlerse şayet başarılı olacağını düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle yani liralaşmadan hani ne anladığımıza bağlı. Dolarizasyonu düşürmek ise amaç bu politika seti dolarizasyonu düşüren bir politika seti değil. Liralaşmadan kasıt hani daha fazla lira kullanımıysa evet daha fazla lira kullanıyoruz ama çok büyük bir kısmı yani o politika çerçevesinin çok büyük bir kısmı dolara endeksli bir şekilde lira kullanıyoruz. Bir de şöyle de bir şey var yani enflasyonla mücadele herhangi bir enflasyonla mücadele stratejisi daha fazla lira kullanmaya dayalı olarak yapılamaz. Yani daha fazla lira kullanmak, daha fazla para talebinin yaratılması enflasyonu besleyecek tam tersi hani talep koşullarını tetikleyecek, canlandıracak bir yapısı vardır. Dolayısıyla da hani liralaşma başarıya ulaşacak mıdan kastımız daha fazla lira kullanılacak mıysa evet daha fazla lira kullanılıyor zaten şu anda. Ama enflasyonla mücadele adına dolarizasyonu yok etme, artık güvenin tesis edilmesi ve kurun koruma kalkanı altına girmeme veya enflasyondan kendini artık korunmak zorunda hissetmeme gibi bir nihai hedef varsa bu politika bu amaca hizmet etmiyor maalesef. Özlem Hanım çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü Özlem Derici Şengül'ü ağırladık. Şimdi kısa bir ara. Akıllı Paranın son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Beren Berkbaş ekonomisti Holger Schmidling bizlerle birlikte olacak. Hello Holger. Merhaba Holger. Merhabalar. İlk olarak size ABD büyüme verisini sormak isterim. Çünkü bir daralma oldu ve Fed'i biraz zorladı aslında Mayıs toplantısı öncesi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu tarz bir daralma sizin için bir sürpriz mi? Çünkü piyasaları gerçekten şaşırttı. Evet, bu daralma bir sürpriz oldu. Ama detaylara baktığımız zaman çoğu envanter düzeltmesinden kaynaklanıyor ve net ihracatın eksikliğinden kaynaklandığını görüyoruz. Yerel talep iyi gidiyor aslında ilk çeyrekte nispeten. Yatırımda genişleme var ve hala hane halkının harcamasında genişleme var. Bu Fed için ne demek anlamına geliyor? Bize 50 bas puanlık bir faiz artışı yapmak istediklerini söylemişlerdir önümüzdeki hafta. Yüksek ihtimalle de yapacaktır ama Fed'in 75 bas puanlık bir faiz artışı yapacağı sonrasında yapacağı spekülasyonunu biraz da kesmiş oldu. O kadar agresif olamayabilir. Piyasadaki insanların bazıları çok zamanlarda çok agresif bir Fed fiyatlıyordu. Pekala, mümkünse uzun vadeli tahminlerinizi söyleyebilir misiniz Fed için? Mesela bu yıl için beklentiniz nedir?
para politikasını soruyorum aslında. Fed faizleri artıracak, artıracak ve artıracak. Biz Fed'in 2.75'te kalmasını bekliyoruz bu yılın sonunda ve 3.75'te de önümüzdeki yılın sonunda Fed'i görebiliriz. Bu çok büyük bir sıkılaşma anlamına geliyor para politikası tarafında. Yüksek ihtimalle şu anlama gelecek. Fed sizin nötr dediğiniz seviyede kalacak ya da biraz üzerine çıkabilir. Çünkü Fed gerçekten ABD ekonomisinin daha normal bir büyüme ortamına girmesini istiyor. Son gelen daralmaya rağmen bunu istiyor. Ama ABD ekonomisi genel anlamda baktığımız zaman son 2,5 yıldır gerçekten çok sıcak. O yüzden Fed bu noktada ABD ekonomik genişlemesini sürdürülebilir bir patikaya sokmak isteyecektir. Çünkü çok sıcak patikalardan geçti son dönemlere kadar. Sürdürülebilir bir patikaya sokmak isteyecektir. Holger, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Holger Schmeding'i ağırladık bu bölümde ve böylece akıllı parayı noktalıyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından Açıl Sezen karşınızda olacak finans merkeziyle. Hoşçakalın.